Güney Asya'nın önemli gelişmeleri paylaştık, değerlendirdik. Şimdi ise gazetelerin ekonomi sayfalarıyla devam ediyoruz. Öncelikle Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Sabah gazetesinden inceleyeceğimiz ilk haber kaliteli büyümeye odaklandık oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos zirvesinde gazetecilere yapmış olduğu açıklamaları işte bu başlıkla gündemine taşıyor Sabah gazetesi. Hemen detayları inceleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı Türkiye için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Kaliteli büyümeye odaklandık ifadelerini paylaşıyor. Ve Türkiye iyi bir dönemde fırsatlar var notu düşülüyor Sabah gazetesinde. Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu anlattı Albayrak ve ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde çok iyi fırsatlar sunuyor. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz ifadelerini paylaştı. Ve bilançomuz çok güçlü notunu da paylaşalım. Albayrak Türkiye'nin bilançosunun çok güçlü olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir dolar rezervimiz oldu. Türkiye'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük? Cari fazla vardı, biraz ithalatta artış vardı. Mali ve para politikası uyumu son yılların en iyi seviyesinde diye konuştu. Ve 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız notunu da paylaşalım. Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı Bakan Albayrak ve şöyle konuştu. 2019 ilk çeyreğini birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz ifadesini kullandı ve 2018'in son çeyreğinde faizden 3 milyar lira tasarruf ettiklerini belirtti Bakan Albayrak. Birinci önceliğimiz faiz tasarrufunu sürdürmek. Kur konusunda stratejik akılla sahada olmalıyız diye konuştu ve KDV iadeleri konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Bu basit bir konu değil, bütçe dengesi içinde oluşacak rakamlarla ilgili çalışma yaparak realite içinde adım atabiliriz mesajını verdi. Ve hemen Sabah gazetesinde yer alan ikinci haberimizi de paylaşalım. Ticari kredide faiz 3 ayda 10 puan düştü diyor Sabah gazetesi. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar, finansal ve reel kesime yönelik düzenlemeler, ekonomi programına güven faizi de düşürdü. Ticari kredi faizleri son 3 ayda 10 puan geriledi diyor Sabah gazetesi. Hemen detayları okuyalım bizler de kısaca. Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ekonomi programıyla adeta yeni bir sayfa açan Türkiye hedeflerine tam yol ilerlerken olumlu tablo para ve sermaye piyasalarıyla kredi faizlerine de yansıdı. Alınan tedbirler ve jeopolitik risklerin azalması ülke risk priminde düşüşü sağlarken mevduat ve kredi faiz oranlarında son 3 ayın en düşük seviyeleri görüldü. Ticari kredi faizleri son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle %26 sınırına geriledi ifadeleri paylaşılıyor. Ve Sabah gazetesinde yer alan bir sonraki haberimize bakalım. Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım haberi karşımıza çıkıyor. Hazal Ateş'in haberinin detaylarını inceleyelim. 2,5 milyon esnaf için 10 adımlık dev bir paket geliyor. Markalaşmadan kira desteğine, vergi ve primden kooperatif kurulmasına kadar birçok teşvik verilecek ifadeleri öne çıkıyor. Ve bu haberi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı ifadesiyle yansıtıyor Sabah gazetesi. Sabah gazetesinde yer alan son başlığımız geliyor şimdi ekranlarınıza bu haberin ardından. Finans teknolojisi girişimleri ekonomiyi hızlı büyütüyor başlığı karşımıza çıkıyor. Ödeme sistemlerini daha demokratik hale getiren finans teknolojisi girişimleri elektronik ticarete güven ve büyümeye destek sağlıyor. Güvenli çözümler kayıt dışının daralması ve ihracata pozitif etki sağlıyor ifadeleri yer alıyor Sabah gazetesinde. Hemen Takvim gazetesi ile devam edelim. Takvim gazetesinde emekliye ek zam başlığıyla başlıyoruz. Ocak'ta emeklilerin maaşları ile birlikte ek ödeme tutarları da artarken %4-5'lik oranın yükseltilmesi gündemde. Ek ödeme maaşın %9'una çıkarsa SSK ve Bağkurluların gelirinde 42 ile 262 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96.485 liraya yükselecek ifadeleri yer alıyor Takvim gazetesinde. Ve Türkiye gazetesine bakıyoruz. Türkiye gazetesinde bilişimdeki işbaşı ücreti 85 lira oldu. Haberiyle başlıyoruz. Bakan Selçuk, bilişim sektöründe İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına dahil olanlara yapılan ödemenin 75 liradan 85 liraya çıkarıldığını söyledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları yer alıyor haberin detaylarında. Hemen okuyalım bizler de kısaca.
Bilişim sektöründeki mesleklerde İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 liraya çıkardı dedik Bakan Selçuk ve Türkiye Kamu Sen tarafından düzenlenen Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği programına katıldı. Açılış konuşmasını yaptı Bakan Selçuk. Teknolojiye uyumun toplumun bütün yapısını etkileyeceğini, toplumu yeniden şekillendireceğini, bu nedenle önemli adımlar atıldığını ifade etti. Bu çerçevede dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim gibi uygulamaların iş süreçlerine dahil edilmesini önemsediklerini anlattı Bakan Selçuk. Ve Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir sonraki haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Türkiye Gazetesi'nden inceleyeceğimiz son haber 2 milyar dolarlık Brexit alarmı oluyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen uyarı notu paylaşılıyor. Türkiye Gazetesi'nde bu haberin başlığının altında. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gültepe, Brexit sonrası sıfır gümrük vergisiyle ihracat yapma imkanımız kalmayacak. Serbest ticaret anlaşması olmazsa 2 milyar dolarlık pazarda rekabet gücümüz ağır darbe alacak açıklamasını yaptı. Hemen detayları inceleyelim. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra gümrük birliğine devam etmesinin sektör için en ideal çözüm olacağını, aksi halde bu ülke ile Türkiye arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini vurguladı. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısında Türk moda endüstrisinin Brexit'e bakışına dikkati çekti Gültepe ve eğer beklentimiz gerçekleşmezse ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir STA imzalanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz ifadelerini paylaştı. Ve Akşam Gazetesi geliyor ekranlarınıza son olarak. Akşam Gazetesi'nden savunma sanayi için yerli cam üretecek başlığını inceleyeceğiz. Şişe Cam ve Aselsan işbirliğine gitti anlaşmayla Milli Tank için periskop camları başta olmak üzere firmanın çeşitli cam ve seramik ürünlerini Şişe Cam geliştirecek ifadeleri yer alıyor. Ve hemen detayları inceleyelim kısaca. Aselsan savunma sanayine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temini için Şişe Cam topluluğuyla işbirliği protokolüne imza attı. Bu kapsamda Şişe Cam Topluluğu ve Aselsan yerli ve milli çözümler üretmek hedefiyle birlikte çalışacak. En az 2 yıl geçerli olacak işbirliği kapsamında ön çalışma ve prototiplerin üretilmesi başlıkları altında 2 fazda faaliyetlerde bulunulacak. Milli Tank için periskop camları başta olmak üzere Aselsan'ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor ifadeleri yer alıyor haberin başlığının altında. Gazetelerde öne çıkan önemli haberleri de paylaştık. Böylelikle ekonomide sabahın 3. bölümünü de noktalıyoruz. Ben Elif Savaş, sizlere şimdilik veda ediyorum. Ancak pazartesi günü saatleri 6'yı gösterdiğinde tekrar Apara ekranlarında karşınızda olacağım. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.